Evet, eklemeli imalat yeni bir üretim tekniği olduğu için bu eklemeli imalata göre tasarım yapmak ya da modelleme yapmak için de çok yeni yazılımlar gelişmiş. Ve bu yazılımlar daha önce sizin duymadığınız CAD yazılımları da olabilir ya duyduklarınızın altında yeni yazılımlar da olabilir. Bunlardan bazılarını süreç içerisinde bahsettik ama burada bir özetlemek istedim. Bakarsak mesela Materialize diye bir firma var. Bunun Magix yazılımı ilk olarak STL editleme yazılımı olarak aslında ortaya çıkmış. İşte support yapısını eklemeli imalat için oluşturabiliyor destek malzemeleri. Bunun yanında bir tarama datanız varsa, işte genelde biyomedikalde kullanılıyor bu, işte kemik taraması vesaire. Bunların CAD modellerini oluşturma, sonra buradan STL'e dönüştürme, STL'den onun prototipini üretme gibi şeylerde Materialize Magix oldukça yaygın kullanılan, özellikle tıp alanında yaygın kullanılan bir yazılım. Bu Materialize bir de Trimatic diye bir yazılım çıkardı sonrasında. Burada yine STL Generation, Repair Modification yapabiliyor. STL'den CAD dosyasına dönüşüm yapabiliyor. Şimdi STL bildiğiniz üzere üçgen elemanlardan oluşuyor. Bir CAD dosyası değil. Yani bir STEP dosyası ya da IGES dosyası gibi bir şey değil. Ona dönüşüm yaptırabiliyor Trimatic. Aynı zamanda son elemanlar analizi dosyasına da yani katı mesh dosyasına da dönüşüm yaptırabiliyor. Eğer elinizde bir STL varsa, onun katı modeline ihtiyacınız varsa veya son elemanlar analizi modeline ihtiyacınız varsa bu Materialize Trimatic yazılımı faydalı olabilir. Aynı zamanda bahsettiğim bu latis yapılar, işte boşluklu yapılar, bunların oluşumunu da generation için bunun tool'ları var. Onları kullanabiliyorsunuz ve kafes yapılı bir parça oluşturabiliyorsunuz. Tasarım optimizasyonu da gerçekleştirebiliyorsunuz bunu. Benzer bir yazılım buna, şu sağ tarafta gördüğünüz Autodesk NetFab yazılımı var. NetFab aslında kendi başına işte Almanya'da geliştirilmiş bir yazılımdı öncesinde. Ben bunu 2014 yılında biliyorum. Yani sadece kendi NetFab diye yani ismi. Ve biz bunu Amerika'da Toyota'da çalışırken ben oraya satın almıştık mesela, kullanmıştık. Bu da ne yapıyor? STL Generation, Repair, Modification çok iyi yapabiliyor bunları zaten. O yüzden de Autodesk daha sonrasında NetFab'i satın aldı. 2018-2019'da satın aldı ve kendi bünyesine kattı Autodesk. Autodesk biliyorsunuz AutoCAD'in, Inventor'ın vesaire Fusion 360'ın bulunduğu firma. NetFab de burada var şimdi. Artık STL Generation kısmında da bir yazılımları var diyebiliriz. Lattice yapılar oluşturabiliyor. Tasarım optimizasyon, topoloji optimizasyonu yapabiliyor. Eklemeli imalatın proses simülasyonunu yapabiliyor. Yani katman katman sıcaklık vererek sıcaklık geçişleri nasıl oluyor onları yapan bir simülasyon toolbox'ı da var. Oldukça gelişti NetFab yazılımı. Biz zamanında sadece Lattice Structure Generation için kullanmıştık. Bir de STL Generation ve tamiri için. Ama şimdi bunlar için de kullanılabiliyor. Ücretsiz kısmı özellikle Education License'da yine STL Repair vesaire için kullanılabiliyor ama diğerleri için para ödemeniz lazım. Ultimate, NetFab Ultimate'a Education License'la erişemiyoruz. Premium var sadece. Premium'da da Repair ya da Modification yapabiliyorsunuz. Şu altta gördüklerinizi Ultimate yani ücretli olanla yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda Support Structure'da yapabiliyor. Ama yine de Education License'ın olması avantaj. Diğerinde, Trimatic'te o çok mevcut değil. Bunların hepsine para vermeniz gerekiyor. İşte Autodesk'in Witten diye bir yazılımı var. Bu da ayrı bir yazılımdı. İsveç'te geliştirilmişti galiba yanlış hatırlamıyorsam. Lattice Structure optimizasyonu yapmak için. Bunu yine Autodesk satın aldı ve direkt optimizasyonda Lattice Structure kullanarak tasarımlar gerçekleştirebiliyor. Autodesk'in bir de Mesh Mixer diye bir yazılımı var. Bu da yine bağımsız bir yazılım Mesh Mixer. Bedava olarak sunulan. Autodesk bunu da satın alıp işte yine burada da üçgen meshler yani STL mesela var. Onunla ilgili düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Sıklaştırma, azaltma gibi oldukça faydalı bir yazılım. Bunun galiba hala bir bedava versiyonu var. Merak ederseniz indirebilirsiniz. Çok ağır bir yazılım değil. Bayağı da avantajlı bazen ben de kullanıyorum. Bunların hepsi işte gördüğünüz gibi işte STL Repair, Modification bir de Lattice yapılar özellikle. NetFab'de, Witten'de, Trimatic'de Lattice yapılar özellikle CAD modelleri girmiş durumda. Bunları yapan aynı zamanda Entopology yazılımı var. Bu da yeni çıkan bir yazılım. Başta ücretsiz çıkmaya başlamıştı. Şimdi bayağı bir özellikle Lattice yapılar konusunda çok gelişti. Onları direkt parça içerisine ekleyebiliyorsunuz. Optimizasyon yapabiliyorsunuz. Generative design yapabiliyorsunuz. Bu alanlarda çok gelişmiş bir yazılım oldu Entopology'de. Bir de Space Claim var. Space Claim de Ansys tarafından satın alındı bu arada. Ve Ansys Space Claim diye geçiyor artık. Bu da STL modeliniz varsa onu tamir edebiliyorsunuz, modifiye edebiliyorsunuz. İşte modifikasyonlarla düzenlemeler yapabiliyorsunuz STL dosyası üzerinde.
Yani Ansys tarafında Spaceclean, Autodesk tarafında NetFab, STL'lerle çalışacağınız şeyler oluyor aslında. Aynı zamanda Ansys'in Abaqus'un eklemeli imalat ve latis modülleri ekstra var. Bu son elemanları analiz programları da bunları eklemeye başladı yavaş yavaş içerisinde. Sol tarafta da Altair'i görüyorsunuz. Altair'da bu Hypermesh kullanan varsa, havacılıkta çok kullanılıyor aslında, Hyperworks yazılımları. Onun yazılımlarına OptiStruct zaten topoloji optimizasyonu yapan bir yazılımdı. Buna Lattice Structure da eklediler ve Lattice Structure tabanlı topoloji optimizasyonu gerçekleştiriyor. Aynı zamanda bir de daha basitleştirilmiş Altair Inspire diye bir yazılım da çıkardılar. Burada da topoloji optimizasyonu, generative design, işte manufacturability constraint'leri dahil ediyorsunuz. Eklemeli imalat için mesela overhang destek constraint'leri. Bu sayede design for additive manufacturing dediğimiz eklemeli imalat için tasarım kısıtlarını direkt optimizasyon sırasında hesaba katabiliyorsunuz. Üretim simülasyonları yapabiliyor ve OptiStruct'a göre daha kolay bir kullanım arayüzü var. O yüzden Inspire biraz daha basitleştirilmiş, daha böyle giriş seviyesi mühendislere optimizasyon, eklemeli imalat için tasarım şeklindeki işlerde kullanılabilecek bir yazılım diye söyleyebiliriz. Ve bunların yanında slicing software'lere de bakabiliriz açık kodlu. Şimdi slicing dediğimiz işte o dilimleme yazılımları. Cura en yaygın kullanılanı, ücretsiz. Ve yani tüm neredeyse masaüstü 3 boyutlu yazıcılar için kullanılabiliyor. NetFab Standard da ücretsiz. Bunu da kullanabiliyorsunuz. Ama Education License da kullanabiliyorsunuz aslında. Eğer Education License yoksa ödemeniz gerekebiliyor bir şey. Bu arada Cura Ultimaker yazıcısı tarafından çıkarılan bir şey ve ama ücretsiz çıkarıldığı için oldukça yaygın kullanılıyor. Prusa Slicer da bizim bu derste de gösterdiğimiz yazılım. Bu da Prusa tarafından ücretsiz olarak çıkarıldı. İşte yazılım arayüzü bunu göstermiştik zaten. Bu arada Cura'yı da kullanıyorum ben. Çünkü Cura'da ihtiyacımız oluyor. Burada direkt Ultimaker Cura olarak görebilirsiniz. Bu ikisi Cura ve Prusa Slicer en yaygın kullanılan ücretsiz oldukları için zaten slicing yazılımları. İkisinin hemen hemen özellikleri aynı ama bazı avantajları olabiliyor. Mesela Prusa Slicer'da adaptive slicing yapabiliyorsunuz. Farklı katmanlar ekleyebiliyorsunuz kendiniz manuel olarak. Cura'da o yok. Otomatik yapıyor bu sadece. Otomatik kendi kafasına göre bir katman kalınlığı belirleyebiliyor. Prusa Slicer'da siz kendiniz her bölgede şu katman olsun diyebiliyorsunuz. İşte Simplify 3D diye bir slicing software var. Octoprint var. Slicer var. Bu arada şu Slicer Prusa Slicer'ın şeyi atası diyelim. İlk çıkan. Sonra bunu Prusa tarafı markası biraz daha geliştirip Prusa Slicer oluşturdu. Daha detaylı bir sürü slicing software görebileceğiniz şöyle bir All3D DP'de bir makale var. Bunu da okuyabilirsiniz dilerseniz. Evet, burada özellikle yazılımlardan biraz bahsettik. Bunun yanında hani şu yazılımlara ek olarak mesela Siemens'in yazılımları, NX, SimCenter gibi yazılımlar da artık bu eklemeli imalat tarafında simülasyonlar, optimizasyonlar gerçekleştirebilen şeyler. Siemens tarafı biraz daha niş kaçtığı için hani endüstride çok yaygın kullanılıyor. Onları burada yazmadım ama hani kullanan olursa da aklında bulunsun. Biz de mesela kendi araştırmalarımızda Siemens'in yazılımlarını kullanıyoruz özellikle. Eklemeli imalat tarafında. Evet, bununla da yazılım tarafında bitirmiş olduk. Burada bu dersi bir sonlandıralım. Sonrasında devamına geçeceğiz.